Bir olay da benim başıma gelmişti enteresan. Uşağın bir köyünde, Karahanlı kazasının Karbasan köyünde öğretmenim. Sene 1964, 29 sene evvel. Saf bir tenekeci Mustafa var. Bin yılın bir başı uşağa gitmiş, hani Karahanlı'nın pazarına bile zor gider. Zavallı bir tenekeci. Daha orada çok uyanık bilmem ne Karahan diye birisi var. Afat uyanık bir adam. O da ziyaretime geldi. Hocam uşak pazarından ne aldın baksana şuna. Bir mum almış şöyle sabun gibi, hani kağıda sürerler suya özü, ondan sonra o kağıdı bir resmin üstüne şöyle yaptın mı o resim oraya çıkar ya, hatırlıyor musun? Evet. Ondan böyle kasaba vilayet pazarlarında pek satılır, köylü takımı da bunlara bayılır. Ne var? Onu almış kendini onu gösterdi. Şimdi o gitti, tenekezi Mustafa geldi. Dizleri çöktü, öyle oturuyor, secdede, namazda gibi zavallı. Ne var diyor, hocam uşağa gittim, zaten Urubası'ndan belli. Yıkılarda giyip gitmiş. Köyde hiç giymez, uşağa giderken giyelim. İşte hocam işte bir şey aldım, dur dedim Mustafa. Cebinde ne var ben sana söyleyeyim. Hocam falan evet, şöyle çok yumuşak mı, biraz sert mi desem, biraz yumuşak gibi görünüyor filan. Öbüründen biliyorum ya ne aldığını, bu kadar da zaten kendi başına bir şey alacak hali filan yok. Biraz dedim numara çekeyim şuna, bakalım ne diyeceğim. Dedim rengi şöyle biraz griye mi benziyor, soluk mu ne, öyle gibi geliyor ya, pek net de göremiyorum filan diyor. benim gözüm gidiyor cebinde bile bakıyor. Ben de bakacağım ulan göz işte. Doğrudan doğruya bakar, şöyle bakamaz. Viraj miraj alamam yani. Mustafa'yı iyice hayretten dondurdum arkadaş, iyice bildim ben. Dedim biraz resimler mesimler gözüme görünüyor, ulan yoğun Mustafa hızlı konuşuyor, o da saf değil ki, iyice beni uçuruyor. Vallahi bildim hocam, sen cebindekini bildin, ben bütün köye zor. Ulan avanak Mustafa, tut! Senden evvel dedim, Karahan geldi şu uyanık herif, o da almış. Sen zaten kendi başına bir şey alacak mı olacak halin mi var? Gittin hemşehrin, bir de ben alayım dedim. Hani tabi ilahiyata gitmişsin, bir para harcayacağım, ne harcayacağını da bildiğin yok mu işte. Çoluk çocuk oynar diye almışım. Oradan tahmin ettim, lan dedim yani başka ne alacaksın? Hani onu alırken sen gidip bilmem ne bilinmez bilgisayar alacak değilsin. Yani dokunmasan böyle yararlanıyorlar. Milletin avanakında ondan sonra yemin billah, vallahi de bildi, billahi de bildi cebimdekini diye beni köyde gayrı bir haftaya kalmaz uçururlar. Gayrı kuzusu kaybolan bana girdi. Hocam kuzu bizim dağ hangi dağda kaldı? Kurt yedi mi yemedi mi? Arasak bulabilir miyiz? Hatta işin içinden çıkamışsan. Vallahi hep böyle oluyor yahu. Hep böyle oluyor. Göre göre yapıyorlar yani Allah'ın kullarının böyle saflığından biraz da artı avanaklığından yararlanıp kendilerini uçurtturuyorlar, kaçırttırıyorlar. Oho, oho.